Şu şekilde hemen bunu tuttuk, sürükledik buraya, Korel'in içine. Sonra buna yaklaşıyoruz. Tamam mı? Yaklaşıyoruz. Mesela F2, F3, F3 uzaklaşır. Sol tıklarsak yaklaşır yine. Evde büyüteçle buradan al büyüteci. Şöyle burasını çiz. Şöyle üzerini çiz. Yaklaştır. Şimdi bunu dönüştürmek istiyorsak ve parçalara ayırmak istiyorsak bitmap Quick Trace otomatik dönüştürüyor. Tamam mı? Biz bunu istemiyoruz. Bu çünkü çok fazla hemen yapmıyor bak. Yani dandik olabiliyor. Bazen kenarlarına yaklaştığında böyle bulanık da çıkıyor ama bunu güzel dönüştürdü. Şimdi onu istemiyorsak eğer, Quick Trace'ten yapmak istemiyorsak hızlı dönüşümden buna tıklayıp üzerine tekrar geliyoruz. Bir dakika. Bitmap'e yine geliyoruz. Yine onu bir sürükleyelim buraya. Şuradan tuttuk, sürükledik. Sonra yine bitmap. Bu sefer outline, pardon, centerline trace'te bunlar teknik çizimler. Bunlar değil, outline trace'te detaylı logo olabilir. Ya da yüksek kaliteli imaj olabilir. Ben yüksek kaliteli imajı seçtim. Tamam, bu bunu dönüştürecek şimdi. Bak, neye göre dönüştürecek? Buradaki renklere göre. Şu anda burada 33 tane rengi ayırmış bunu. Üzerinde bunun 33 tane renk varmış. Bu renkleri ben buradan düşürebilirim bak böyle. Tamam mı? Düşürüyorum. Hop, bekliyorum. Bakalım kaçta duracak. Evet, 17 renge düşürdüm burada. Tamam mı? O zaman bakıyoruz hemen, merge dedik burada. Altta daha düşüğü çıktı bunun. Renkleri biraz daha azaldı bak bunun. Yani bu daha canlı dururken nasıl? Çözünürlüğe mi etkisi? Oluyor. Biraz daha düşürürsek buradan bak daha da renkleri düşürüyorum. Mesela 7 renk yaptım. Hatta 3 renge düşürdüm. Bak 3 renkte bunlar kalıyor sadece. Buradan böyle de yapabilirsin. Renkleri de arttırabilirsin. CMYK da seçebilirsin ya da farklı tonlarda renk tonlarına da dönüştürebilirsin bunu. Tamam mı? Bak 256 renk çıktı mesela burada. Değiştirmek istediğin renkleri edit diyerek değiştirebilirsin. Ama çözünürlükleri düşüyor burada. Çünkü farklı bir kanaldaki renge geçmiş olduk bak. Kendi rengi neydi bunun? RGB'ydi. RGB'ye gidersek daha net oluyor. Dönüştürmek istediklerin için edit diyorsun. Üzerine tıklayıp edit'e giriyorsun. Sonra başka bir renk seçersen o renk geliyor ama neresidir bilinmiyor. Bak şurasıymış mavi renk. O seçtiğimiz rengin tonu. Sonra okey diyoruz, bu dönüşüyor. Sonra bu dönüştürdüğümüzü alıyoruz bak. Orijinali bu. Mesela biz çok oynadığımız için burada aralarda çizgiler çıktı bakın, böyle oldu. Tamam mı? Çizgili çizgili oldu. Çok fazla karıştırdığımız için. Bunu da şimdi bölmemiz gerekiyor. Üzerine tıkladık. Sol, sağ, un grup ol. Tümünü boz dedik. Sonra burada aralardan silmek istediklerimiz varsa böyle kenara doğru da çekebiliriz. Sonra bunları böyle sileriz. Veya direkt buradan seçip yarısını sileriz. Bunu kullanırız mesela. Kaydederken de file, export. Burada PNG formatında ya da hangi formatta istiyorsanız bakın bir sürü burada tip var. O formatta seçebilirsiniz. Illustrator formatında seçebilirsin. Ben ama PNG formatında seçtim. Export dedim. Evet dedim. Sonra Photoshop'u açtım. Tamam, buna da okey dedim. Sonra Photoshop programını açtım. Photoshop programında o aldığımı file'dan open diyerek dönüştürdüğüm ve kaydettiğimi buraya ekliyorum mesela bak. Nerede o? Şunlar mı? Şunların birisi galiba. İki tane varmış içinde. Bunları alıp ekliyorum buraya. Güncelle dedim. Bak buymuş. Ama güzel seçim yapmanız gerekiyor. Tamam mı? Sonra bunun üzerine yazı yazıyorsun. Photoshop'ta yazacaksın yazıyı sen. Bant tasarımı yapacaksın. Mesela bunun ucuna yuvarlak koy dönüştürdükten sonra. Aç bunu. Al buradan yuvarlağı. Elipsi. Çiz buraya. Ucuna bir tane yuvarlak koy. İçini boya. Böyle. Buradan. Farklı bir şeyler yap yani. Tamam mı? Bant tasarımı olarak. Çıkabilirsin.